Merhabalar. Bugün en küçük kareler yöntemi hakkında konuşacağız. Bu yöntem bir parametre kestirme yöntemi. Özellikle regresyon analizinde kullanılan çok temel bir metot. Ve bizim mühendislik problemlerinde sıklıkla başvurduğumuz işte Kalman filtresi ve türevlerinin de temelini teşkil ediyor. Dolayısıyla bu yöntemin nasıl çalıştığını anlamak hem kendi başına kullanmak için önemli hem de başka çözümlerin bir parçası olarak düşündüğümüzde yine çok kritik. Tarihte bu yöntemi kullandığını bildiğimiz ilk iki kişi aslında burada gördüğümüz Lejeune, Fransız bir matematikçi ve Carl Friedrich Gauss. Gauss gerçek anlamda fiziksel bir problem üzerinde ihtiyaç duyduğu için bu yöntemi geliştirmiş. Onun problemi işte teleskobuyla gözlemlediği bir asteroidin yörüngesinin uygun bir matematiksel modele oturtmaktı. Çünkü asteroidi gözlemlemiş, çeşitli ölçümler almış konumlarını. Daha sonra kaybetmiş. Fakat bunun nasıl bir yörüngede hareket ettiğini acaba matematiksel olarak kestirebilir miyim diye oturup bu en küçük kareler yöntemini geliştirip uygulamış çok başarılı bir şekilde ve hakikaten asteroidi takip edebilmiş. Lejeune ise benzer zamanlarda bunu akademik bir makale olarak sunmuş ama bunların birbirinden bağımsız olarak bunu keşfettikleri biliniyor. Biz her ikisini de saygıyla analım her ihtimale karşı. Şimdi bu yöntemi bir giriş yapalım. Yani bununla ne yapmak istiyoruzu bir gerçek bir örnek üzerinde anlatmaya çalışayım. Öncelikle yine burada bir tanımı verebiliriz. Gözlemlenen değerler ile bir model tarafından hesaplanan değerler arasındaki farkın karelerinin toplamını en aza indirmeye dayanan bir parametre tahmin yöntemi. Yani amaç bir matematiksel model elde etmek. Ve bu modeli de nasıl elde edeceğiz? İşte gözlemlediğimiz değerlerle en uyumlu model olmasını garanti etmemiz lazım. Şimdi şöyle bir örnek düşünelim. Diyelim bizim bir emlak dükkanımız var ve yeni açtık. O sırada gelen evlere bir değer biçmek istiyoruz. Problemi küçülttük. Evlerin değerini belirleyen tek kriterin de evlerin metrekare değeri, evlerin genişliği olduğunu düşünelim. Elimizde o zamana kadar yapılan satış lara dair işte kaç metrekare olduğu ve fiyatlarının ne olduğu bilgisi olmuş olsun. Benim amacım da bu ev fiyatlarını uygun bir matematik modele ile ifade etmek ve yeni gelecek bir evin satış fiyatını otomatik olarak tahmin etmek olsun. Şimdi birinci evin büyüklüğü 75 metrekareymiş ve 2 milyon 950 bine satılmış. Bir başka ev 100 metrekareymiş ve 4,5 milyona satılmış. Bir başka ev yine 100 metrekareymiş, 2 milyon 200 bine satılmış. Çünkü hani alıcının, satıcının o sıradaki ne bileyim sıkışıklık durumları falan da etkili. Ve elimizde bu kadar sayıda gördüğümüz her nokta bir evi temsil ediyor. Ve her biri de bir evin büyüklüğü ve fiyatına karşılık geliyor. Şimdi ben nasıl bir matematiksel model bulmalıyım ki bütün bu noktaları en iyi şekilde ifade etsin? Mesela matematiksel model dediğimiz şey burada bir doğru olduğunu düşünelim. Bu kırmızı doğru diyelim ki benim ev büyüklüğü ile fiyatlar arasındaki ilişkiyi ifade eden bir doğru olsun. Böyle bir doğru ile ifade edebilirim. Böyle bir doğru ile ifade edebilirim. Böyle bir doğru ile ifade edebilirim. Sonsuz sayıda farklı doğru ile ifade edebilirim. Burada üç tanesini görüyoruz. Şimdi gözümüzle baktığımızda aslında iki numaralı doğrunun bu noktaları en iyi şekilde ifade ettiğini görebiliyoruz. Çünkü noktalara en yakın geçen doğru bu. Dolayısıyla bu noktaları tek bir doğru ile ifade etseydim ikiyi gibi bir şeyle ifade ederdim. En küçük kareler yöntemi ise bize teorik olarak ifade edilebilecek en uygun doğruyu verecek. Eğer bu modelimiz bizim bir doğru parçasıysa. Şimdi bu anlamda yine tanımı bir miktar daha güncellersek gözlemlenen değerleri ifade edebilecek en uygun matematiksel modeli elde etme tekniğidir. En küçük kareler yöntemi. Acaba biz bu gözümüzle gördüğümüz ikiyi teorik olarak en iyi doğru anlamında nasıl ifade ederiz? Bunu öğreneceğiz. Şimdi elimizdeki noktaları işte x ve y eksenlerinde dağılmış bir şekilde böyle gösterebilirim. Amacım öyle bir doğru bulayım ki her bir noktadan gelecek hataların toplamı en az olsun. Aslına bakarsanız yani diyelim ki böyle bir doğru ile ifade edeceğim. Herhangi bir doğruya bütün noktaların mesafelerini bu yeşil büyüklüklerle görebiliriz. Bakın. D1 birinci noktadan doğruya uzaklık. Yani birinci noktanın y değeriyle doğrunun y değeri arasındaki uzaklık. İkinci noktayı da yine keza. Üçüncü noktada
En eksi birinci nokta, en inci nokta. Buradaki bütün noktalardan bir takım hata değerleri gelecek. Fakat ben bu hataların toplamını kullanırsam biraz tehlikeli bir durum oluşabiliyor. Çünkü bu hata dediğimiz şey, bakın, bazen pozitif, bazen negatif. Yani hani noktaların niyesinden doğrunun niyesini çıkarttığımızda bu pozitif bir hata verirken birinci nokta, üçüncü nokta negatif bir hata verir. Dolayısıyla hataları topladığınızda bu etkiler birbirine götürüp küçültebilir. Fakat ben her bir hatanın eklenerek hatayı büyütmesini isterim. Kümülatif hatayı. Dolayısıyla birazdan göreceğimiz üzere bu hataların karesini kullanacağız. Çünkü bir şeyin karesi her zaman pozitiftir. Negatif de çıksa karesini aldığınızda pozitiftir. Şimdi birazcık daha formal bir problem tanımına doğru ilerleyelim. Benim amacım buradaki kesikli en optimum çizgiyi bulmak ve kesikli çizginin modeli parametrik olarak AX artı B olsun. Hepinizin ortaokuldan, liseden bildiğiniz gibi bir doğru denklemi y eşittir ax artı b. Bir başka deyişle fx eşittir ax artı b ile ifade edilir. Burada a doğrunun eğimini verir, b de bias terimini verir. X de doğrunun x eksenindeki bileşeni, y de bu fonksiyonun çıkışı. Bu doğrunun optimum olması demek, a ve b değerlerinin optimum olması demek. Dolayısıyla hangi a ve b değeri en iyi şekilde benim modelimi ifade eder aslında. Problem bu. Optimum A ve B'yi bulmam gerekiyor benim. Hatayı böyle tanımlıyorum. Hata D mesafesi. Benim elimdeki noktanın Y değerinden oluşturacağım doğrunun Y değerinin farkı. Doğrum fx fonksiyonu. Yani doğrumun Y değeri. Dolayısıyla i'nci Y değeriyle i'nci noktanın Y değeri, diyelim ki birinci nokta, i'nci doğrudan gelen y değeri. Yani noktamın x değerini doğru denklemine koyduğumda elde edeceğim de aslında şu kırmızı pointerla gördüğüm değer. Az önce anlattığım sebepten dolayı bunun karesini kullanmam gerekiyor. Çünkü dediğim gibi hataların pozitif ve negatif olmasından dolayı birbirini götürüp beni kandırabilir. Dolayısıyla her bir hata mesafesinin karesini aldım. Ve bu durumda gördüğünüz gibi kaç tane nokta varsa oraya kadar hataların karelerini topluyorum. O yüzden zaten en küçük kareler yöntemi ismini de buradan alıyor. Toplam karesel hatayı daha kompakt bir şekilde böyle yazabilirim. Şu ifade belki unutanlarınız olmuştur. Matematikte toplama ifadesidir. Dolayısıyla i değeri birden n'ye kadar, yani büyük n'ye kadar noktam varsa her bir nokta için bu ifadenin hatanın karesi ya da fx yerine doğru denklemini açıkça yazabilirsiniz. Ax i artı b. Tamam. Kompakt bir şekilde toplam karesel hatayı yazdım. En iyi doğru toplam karesel hatası en az olan doğrudur. Yani bu ifadeyi en düşük yapacak A ve B değerlerini arıyor olacağım. Mesela problemim aslında daha formal bir şekilde böyle yazabilirim. J genellikle maliyet fonksiyonu için kullanılır optimizasyonda. Yani neyi minimize etmek istiyorsanız o. Benim minimize etmek istediğim şey bu. Toplam karesel hata nasıl minimize edeceğim? A ve B'ye dair en uygun değerleri bularak. Peki nasıl bulacağım? Onu öğrenelim yavaş yavaş. Oraya geçmeden önce evet, yöntemin isminin de zaten hataların karelerinin toplamını en küçük yapmak istememizden geldiğini bir kez daha hatırlayalım. Optimizasyon problemimiz bu. Nasıl bulurum? Şimdi yine hatırlamayanlar için türevin böyle grafiksel karşılığı nedir? Diyelim böyle bir eğrimiz var bizim. Şurada gördüğünüz konveks bir eğri. Bu da diyelim ki benim J maliyetimle A parametresi arasındaki ilişkiyi versin. Ben bu eğrinin herhangi bir noktasında türev alırsam o noktadaki teğet, yani o noktadaki teğetin eğimini bulurum. Bu noktadaki türev bu teğetin eğimidir. Gördüğünüz gibi negatif bir değere sahip. Bu noktadaki türevini alırsam bu eğrinin teğet yukarı doğru bir eğimi var. Dolayısıyla pozitif. Tam minimum olduğu noktadaki eğimini alırsam da buradaki teğet gördüğünüz gibi eğimi sıfır olan bir doğrudur. Dolayısıyla tam bu noktadaki türevi aslında sıfır olur. Dolayısıyla siz bir fonksiyonun herhangi bir noktadaki minimumunu ya da maksimumunu bulmak istiyorsanız türevini sıfıra eşitlemeniz gerekiyor. Bu tek parametreli bir fonksiyon. Bizim problemimizdeki gibi iki parametreli bir maliyet fonksiyonumuz olsaydı, bakın bu üç boyutlu bir grafik. X ve Y eksenleri A ve B olsun. A ve B'ye göre maliyette bu üçüncü boyutta olsun. Bakın bu konveks yapıda bunun minimum olduğu değer aslında şuralardaki bir değerdir. Ve burada artık teğet düzlemlerden bahsedebiliriz. Tam minimum olduğu yerde hem
B eksenine hem A eksenine göre türevlerinin sıfır olması gerekiyor. Demek ki iki girişli, iki parametreli bir fonksiyonun minimumunu bulmanız için bu fonksiyonun her iki eksendeki türevlerini sıfıra işlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla toplam karesel hatanın A'ya ve B'ye göre türevlerini alıp sıfıra eşitleyerek optimum A ve B değerlerini elde edebilirim. Her iki sıfıra eşitleme bana bir denklem verecek ve iki bilinmeyenli A ve B mi bu iki denklemle çok kolay bir şekilde çözebiliyor olacağım. Çok fazla matematiksel konuştuk. Şimdi bu dediğimiz şeyleri bir nümerik örnek üzerinde görelim. Noktalarım bu şekilde. Az önceki problem mi daha da basitleştirdim. Sadece 4 noktam var. 4 nokta işte 1, 6, 4'e 10, 2'ye 5 ve 3'e 7 koordinatlarında. Amacım bu noktaları en iyi ifade eden doğru parçasını bulmak. Yine matematiksel modelin bir doğru olduğunu kabul ediyorum. Hangi doğru bu noktaları en az hatayla modelleyebilir? Doğru denklemim yine burada. Bakın AX artı B doğrusu. Şimdi bir maliyet fonksiyonu yazalım. Bakın bu maliyet fonksiyonu her bir noktanın benim modelim, model doğruma olan mesafelerinin karesi. İlk noktam 1'e 6 noktası. Noktanın y'si bu. 6'dan neyi çıkarıyorum? Matematiksel modelimde x yerine 1 koyduğumda onun bana vereceği y değeri. Yani 1 çarpı a artı b. X yerine 1 koydum. Bunun karesi de birinci karesel hatam. İkinci noktam 4'e 10 noktasıymış. Şu nokta yani. Yine benzer şekilde 4'e 10 noktasının y'si 10 ve matematiksel modelin bana vereceği y ise 4a artı b. Neden 4? Çünkü noktamın x değeri 4. Dolayısıyla 4a artı b. Buradan dolayı karesel bir hata ve diğer iki noktadan da yine bunlar gelecek. Bu polinomu açarsanız eğer a'ya ve b'ye bağlı olarak böyle bir polinom elde edersiniz. Şimdi her bir a ve b'ye göre türevlerini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Çok basit bir türev olduğunu görüyorsunuz burada. İşte yine bir kalkülüsü hatırlamak iyi olabilir. Bu fonksiyonun a'ya göre türevi 60a artı 20b eksi 154 eşittir 0. İşte 30a kare bu iki başa geliyordu hatırlarsınız. 2 çarpı 30 60a ifadesi ve diğer ifadelerde bulunabilir. B'ye göre türevini aldığınızda ve sıfıra eşitlediğinizde de 8b artı 20a eksi 56 eşittir 0. Elimde iki denklem var, iki bilinmeyen var. İstediğiniz gibi çözebilirsiniz. İsterseniz buradan A'yı B cinsinden yazın. Sonra burada yerine koyun. B'yi çözün. Sonra A'yı bulun. İsterseniz de böyle matris vektör yapısı olarak bunu ifade edin. Ve işte bu matrisin tersiyle her iki tarafı çarptığınızda A ve B vektörünü tek bir hamlede elde edebilirsiniz. Demek ki optimum A'm 1,4. Optimum B değeri ise 3,5. Doğru denklemin de bu. 1,4x artı 3,5 doğrusu benim bu 4 noktamı en iyi ifade eden matematiksel model. Eğer modelim bir doğruysa. Modelimin doğru olmadığı bir küçük örneğimiz daha olacak. Onu da göreceğiz birazdan. Şimdi burada da maliyet fonksiyonumu ben çizdirdim. Tamamen bu örnek için şu bulmuş olduğum yani türevini almadan önceki maliyet fonksiyonum bu şekilde. A'ya ve B'ye işte farklı değerler vererek buradaki maliyetimin ne olduğunu 3 boyutlu olarak görebiliyoruz ve hakikaten A ve B'nin benim maliyetimi en düşük yaptığı yer burada. A'nın 1,4, B'nin 3,5 olduğu nokta oluyor. Maliyetimin 4,2 olmasının benim problemi çözümüne bir önemi yok. Minimum olması yeterli. Dolayısıyla bunu da görsel olarak ifade etmiş olduk. Şimdi eğer bir modelim benim doğru parçası değilse böyle bir parabolik bir ifadeyse ne yapacağım? Eğer fx fonksiyonum ax artı b değil de ax kare gibi bir şeyse burada optimum bulmam gereken tek bir parametre var. A. Dolayısıyla optimum a nedir? Bunu bulacağım. Buradaki x kare ifadesi problemin nonlineer yapmıyor arkadaşlar. Bu bazen karıştırılabiliyor. Çünkü ben problemi a'ya göre çözüyorum ve a'da herhangi bir bunun linearitesini bozacak bir şey yok. Sadece A'nın katsayılarını etkileyecek x kare değeri. Zaten şimdi burada yazdığımızda daha iyi anlayacağız. 6 benim birinci noktamın y değeri. 1'in karesi çarpı A ise bu parabolik ifadeden gelen y değeri olacak. Bunun x değeri 1 olduğu için 1'in karesi çarpı A. Dolayısıyla A'nın katsayısı yine bakın bir skaler. Problemin nonlineer yapmadı kesinlikle. Yalnızca modelimdeki x'in karesini kullanıyorum. Dolayısıyla yine çok kolay çözülebilir lineer bir problem aslına bakarsanız. Maliyet fonksiyonunu bu şekilde yazdığımda
tek bir parametreye bağlı bir maliyet fonksiyonum var. Bunun türevini sıfıra eşitlersem zaten tek hamlede A değerini bulabilirim. Bir denklem, bir bilinmeyen, optimum A değeri 0,703 imiş. Yani bu dört noktayı AX kare modeliyle ifade ederseniz en iyi ifade edebileceğiniz model 0,703X kare modelidir. Bu karesel toplam hata maliyeti kabulüyle. Yani bu gerçekten bu eğrinin çizimi aslında. Metrepte çizdirip bu noktalara neresinden geçtiğini görmüş olduk. Burada tabii lineer problemden biraz bahsedebiliriz. Şu anda gördüğümüz iki örnekte modelimin A'ya göre lineerliğini bozmuyor. Ama daha kompleks modellerde bulmak istediğiniz şeyler problemi non-lineer yapabilir. O zaman böyle kapalı form çözümler, yani böyle tek hamlede işte türevlerini al, sıfıra eşitle gibi şekilde yapamıyoruz. O zaman daha iteratif nümerik çözümlere geçmemiz lazım. Türevi işte daha nümerik olarak elde edip işte böyle gradient descent tabanlı yöntemler üzerinden yine bu maliyetin minimumu aranabilir. Amaç hep modelimle gerçek arasındaki hatayı minimize etmek. Ama minimizasyon bu kadar kolay ya da kapalı bir formda yapılamıyor nonlineer problemlerde. Burada da yine maliyet fonksiyonumun A'ya göre değişimini görüyoruz. Buradaki maliyet fonksiyonum tek giriş olduğu için böyle bir şekilde çıkıyor ve A'nın gerçekten 0,7 civarındaki değerlerinde bu maliyet diyelim en düşük olmuş. Son olarak da şundan bahsetmem iyi olabilir. Optimizasyon problemini biz böyle elle şeyleri yazdık, işte türevleri aldık, sıfıra eşitledik. Bunu daha kompakt bir formda da, kapalı bir formda çözümü yazabiliriz. Bunun için şöyle yapacağım. Yine şeyim aynı, problemim aynı ve türevlerinin sıfıra eşitlenmesi lazım. Şimdi bu C toplamsal ifadesinin A'ya ve B'ye göre parametrik türevlerini yazalım. Bakın C'yi A'ya göre türev alırsak yine biraz kalkülüsü hatırlarsanız işte buradaki iki değeri katsayı olarak gelir. Toplamsal ifadelerin türevinden aslında açık bir şekilde A'ya göre türevin yine bu toplam ifadesi olduğunu elde edebiliriz. B'ye göre türevi de yine bu şekilde elde edebiliriz. Bu sefer de işte B'ye göre türevden gelen parametrik ifadeler burada. Şimdi bu yapıyı A'ya ve B'ye bağlı olarak ayrı elemanlar cinsinden yazıp her ikisine de bağlı olmayan elemanlar cinsinden yazarsak da bu şekilde bulabiliriz. Mesela A'nın katsayısı burada xi geliyor. Burada da x'i, xi'nin karesi. Bu toplamsal bir ifadeden geldiği için de yine birden n'ye kadar xi'nin kareleri. Şuradaki 2 her tarafı 2'ye böldüğünüzde yok olacak. Buradaki eksi 2 de yok olacak. Dolayısıyla a'nın katsayısı bu toplamsal ifadenin xi'nin karesinin birden n'ye kadar toplanmasıymış. Yine b'nin katsayısını buradan bulabilirsiniz. Xi çarpı yi de bakın nereden geliyor? Şu xi çarpı yi yine başka bir terim ve a'ya b'ye bağlı değil. Onu da en sağ tarafa yazdık. Burada da yine benzer şekilde A'nın ve B'nin katsayıları ve her ikisine bağlı olmayan toplamı da buraya yazdık. Bu ifadeyi matris ve vektör cinsinden bu şekilde yazabilirim. Bu ikiye ikilik matrisle A ve B elemanlarından oluşan vektörün çarpımı eşittir. Yine ikiye birlik burada bir başka bir vektör. Artık burada da hafiften lineer bilgilerimizi hatırlayacak olursak bu matrisin tersiyle her tarafı çarparsam soldan bunlar birbirini götürecek ve günün sonunda A ve B'yi bu şekilde kapalı bir formda elde edebilirim. Bakın o ikiye ikilik matrisin tersi çarpı en sağda kalan vektörün kendisi. Elinizdeki noktalardan bu ifadeleri elde edip bu işlemi yaparsanız tek seferde A ve B vektörünü elde edebilirsiniz. Size daha iyi bunu anlamanız için belki ufak bir ödev olsun. Bu dört noktalık problemimizi bu matris elemanlarını ve vektör elemanlarını hesaplayarak yazın ve tek seferde A ve B'yi hesaplamaya çalışın. Aynı sonucu bulacaksınız. İşte bu kısımda bu şekilde daha iyi anlaşılabilir diye düşünüyorum. Ya bununla ilgili daha başka örnekler de verebiliriz. Dediğim gibi lineer bir problemi çözdük. Bundan lineer olursa birazcık daha nümerik yöntemlere geçeriz. Bunun devamında aslına bakarsanız Kalman filtreleri var. Nasıl kullanıyor bunu? Yine orada da takım sensörler aracılığıyla sistem hakkında gürültülü veriler elde ediyor. Bunları gürültülü veriymiş gibi düşün mesela. Ama bu en küçük kareler yöntemini rekürsif bir şekilde
kullanıyor. Yani sürekli orada dinamik bir sistem var. Ölçüm alıyorsunuz, o bir şeyi tahmin etmeye çalışıyorsunuz, sonra yeni bir ölçüm alıyorsunuz. Dolayısıyla bir öncekinin sonucunu kullanma var. Bir de tabii burada bahsetmediğimiz işte proses modeli var. Yani orada sistemin matematik modelini de biliyorsunuz ve oradaki sistemin girişiyle matematik model üzerinden de bir bilgi elde ediyorsunuz. İşte bütün bu bunları birleştirip Rudolf Kalman çok iyi bir şekilde bu problemleri formüle etmiş ve herhangi bir sistemde o sistemin bir durumunu en optimum şekilde tahmin edebileceğiniz şeyi formüle etmiş. Temeli bu en küçük kareler yöntemi. Önümüzdeki haftalarda, aylarda Kalman filtresini de yine böyle bir videoda irdeleriz. Ama onun öncesinde bu yöntemi anlamanız önemli. Dediğim gibi en küçük kareler yöntemi kendi başına da birçok problemi çözmekte kullanılan bir metot veya dediğim gibi Kalman filtresi gibi bu tarz durum kestirim yöntemlerinin de yine kullanıldığı bir temel. Kendi problemlerinize evirip bu yöntemi kullanmanız mümkün. Aklıma gelenler bunlar. Umuyorum faydalı olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar.